Herkese selamlar arkadaşlar. Ayhan Kayan Borsa İstisi Yatırım Ekonomi YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün siz bu videoyu izlerken zaten izlemin enerji halk arzının videosunu 60 oldum. Ee, bir saat önce attım bu videoyu izlemir enerji halk arzında izleyebilirsiniz Ve ofis yem gıda halk arzı ile ilgili videoyu da büyük ihtimalle cumartesi ya da pazar günü atacağım Orada zaten 750 milyon TL'den küçük bir halk arzı olduğu için Bazı kısımlar bizim için çok kolay çünkü 750 milyon TL'den küçük halk arzlar Arkadaşlar %100 eşit oluyor kurumsallara bir pay verilmiyor tamamen hisse Bizde yani küçük yatırımcıda oluyor bu da çoğu zaman avantaj oluyor Tabii ki de bu hisse kaç tavan yapar ne kadar başvuru yapmak lazım, ne zaman ekleyebiliriz, kaçıncı tavanda eklersek karlı olur ya da Exxon, Green Türk gibi yine benzer şirketlerle karşılaştırmasını yaparız. Çünkü biliyorsunuz ki halka arızaları tamamen unutmak da bir seçenek ki son 30-40 halka arıza baktığımızda tamamen unutulan 2-3 halka arıza dışında tamamen unuttuğunuzda da güzel karlar elde ettiniz ki bu 2 3 halkarz bence kendini zaten çok belli ediyordu. Yani benim YouTube kanalımda halkarz videolarımı izleyenler bu 2 3 arzı zaten keşfetmişlerdir diyeyim ve Tatlıpınar Enerji halk arzına geçeyim arkadaşlar. Tatlıpınar Enerji üretim halkarz bence eşine az rastlanacak bir halkarz. Neden böyle söylüyorum? E, büyüyen, taze bir halkarz potansiyeli var. Bundan 20 30 sene sonra mutlaka hayatımızda Tatlıpınar Enerji ya da benzeri şirketler olacak. Tabii ki de yeni başladıkları için sektör ileri pota ileriye hedeflediği için tabii ki de riskler var. Bu videoda herhangi bir yatırım tavsiyesi kesinlikle vermeden bunların hepsini inceleyeceğiz. Şimdi Tatlıpınar Enerji arkadaşlar 10 11 Ağustos'ta başvurusu olacak. Yani perşembe cuma günü olacak ve T1 T2 yok. Yani hisse satıp girmek istiyorsanız arkadaşlar 9'unda satmanız gerekiyor. Bunun kale ve ASGYO'ya etkilerini ayrıca Twitter'dan atarım. Beni Ayhan Kayan 14 Twitter hesabını takip etmenizi bu yüzden öneririm. E, T1, T2 kullanılmaz demiştik ve bu üç halk arzı 3'ü de katılım endeksine uygun değil. Katılım endeksi nedir derseniz de e, Ayhan Kayan katılım endeksi yazarsınız. Katılım endeksinin ne olduğunu e, sizlere söylemiştim. Bununla ilgili hassasiyet olanlar varsa evet bu hisse katılım endeksine uygun değil arkadaşlar. Şimdi hissemiz e, 10-11 Ağustos'ta 22.5 TL'den çıkacak ve 22.5 TL'nin e, bu ayrılan notların arkadaşlar, birçoğu da ortak satış olacak yani direkt ortakların cebine girecek şirket tarafından kullanılmayacak. Buna zaten ayrıca değineceğim. Peki gelen gelirin yani 1.5 milyar TL ye gelecek. Bunun 750 milyon, milyon TL'si gelir olacak. Ben bunu negatif yazarım arkadaşlar. Keşke daha fazlası kullanılsaydı. E bunlardan RES yani rüzgar enerjisi santrali kapasite artışına kullanılacak. Çok güzel. Ki zaten şirket bununla ilgili bir kapasite artışına gidecek. hibrit için hibrit GES yani güneş enerjisi yatırımı da yapmayı planlıyor şirket. Ama ne kadar kalıyor? bakınca 250 milyon TL gibi bir şey kalıyor. Yani bu sadece bunun olmaz. Borç ödemeye gidecekler. %0 faizle borç ödemeye gidiyorlar. E güzeldir. Ve işletme sermayesinin ufak bir miktar ayrılacakmış. Taahhütlere gelelim arkadaşlar. Şirket bir yıl boyunca sermaye artırımı yapmayacak. Bir şirket ortakları da bir yıl boyunca sat, pay satış yapmayacak. Güzel. Şirket ortakları arkadaşlar 5 işlem günü boyunca halka fiyatından 2.8 milyon adet alım emri girecek. Bu ilk gün için yani iyi bir şey, iyi bir taahhüt. Ama aslında birinci günün bu hissenin çok büyük ihtimal tavan yapacağını gösteriyor bize. E, onun dışında da çok da bir işe yarayacak e, bir şey değil ama iyi niyet önemlidir. Evet bunun dışında kaç kişi katılır falan bu kısımlara zaten geleceğiz şirket arkadaşlar büyüyen bir şirket karını da büyüten bir şirket öz varlık e Öz olarak da büyüyen bir şirket. Buna da ayrıca değineceğiz. Halk açıklık oranı %25 güzel. Makuldür. Halk arz iskontosu %25. Ben bu skontonun gerçek real olduğunu düşünüyorum. Halk arz bir de 1,5 milyar TL. Şirketimiz de 6 milyar TL büyüklüğünde bir şirket. Yani ne küçük diyebiliriz Çünkü şu an Borç İstanbul'da 6 milyar TL'den küçük birçok şirket var. Büyük de diyebilirim, diyemeyiz. Ortanın aşağısında bir şirket diyebiliriz ama. Yani küçüğe yakın bir şirket diyebiliriz. E, halkarzok.com'dan arkadaşlar geldiğinizde burada başvuru yerleri dediğinizde e, bunu da güncellerler. Nerelerden başvuru yapılır, yapılır yapılmaz. Onu da görebilirsiniz. FK'sı 18'miş. E, PD bölü dedesi de 3.32'miş. Şimdi burada gelip eğer İzdemir enerji enerjiyle karşılaştırırsanız bu FK'ların e, size e, şey gelebilir. Yani daha yüksek gelebilir. PD bölü daha yüksek gelebilir. Ama ben yine de genel olarak baktığımızda Taten'e e, İzdemir'den daha çok beğendiğimi söyleyeceğim. Yani genel bir özet olarak onu söyleyeyim. Bence daha iyi bir şirket. Neden böyle düşündüğümden e, bahsedeceğim. Aynı zamanda güneş enerjisi kadar popüler olmasa da rüzgar enerjisi faaliyetleri ve güneş enerjisine de bir geçiş olduğu için FK18 evet yani bir halk arzı daha fazla olabilirdi ama e, bakınca işte hatırladım karı bir an 22'ydi. Kaleseramik Yine e, yok kale seramik ucuzdu hatırlıyorum. Hani bu FK'larda halk arzlar görüyoruz. Keşke e, Euro Power yine bir tık yüksekti ama Euro Power yani e, boru değil. E, evet FK bir tık yüksek. Onu söyleyebilirim. PD bölü de, edeyse, e, de bir sıkıntı yok. Ama FK'nın yüksek olmasının nedeni de şirket daha henüz çok kar edemiyor. Yani bu FK beni çok rahatsız etmedi. Neden böyle düşündüğüme geleceğiz. Şimdi arkadaşlar şirketimize bakalım. Şirketin bir tane e, şu an için zaten bakın kurumsal'a gelelim. Projelere gelelim. Yeni bir şirket Aoğlu var arkasında. Şimdi bu pozitif arkadaşlar. Aoğlu var arkasında ve bir tane güneş e, rüzgar enerjisi santrali yapmışlar. Daha yeni e, hakkımızda kısmına gelelim. Daha yeni yeni bu rüzgar enerjisi kısmına giriyorlar ve dediğim gibi güneş enerjisi olayına da girecekler ve rüzgar enerjisi kapasitelerini de yavaş yavaş arttırıyorlar. Zaten burada gördünüz ilk 2019'da başlıyorlar. E, ufak bir üretimle sonra 115 e, MW'ye kadar çıkıyorlar ve bunu da arttıracaklar. Bunu arttırınca ne olacak ona da gireceğiz. Yani tarihçesine bakınca arkadaşlar yeni yeni zaten üretime geçen bir şirket. O yüzden de FK'sı yani karlılıkları aslında çok yüksek görünmeyebilir. Buna rağmen de buna rağmen yine de kar yazıyorlar mı? Yazıyorlar. Yani 2023 yılında bakınca e, yani 2022'den daha fazla yazacaklar buna rağmen. Türkiye'de daha fazla da yayılırlar. İşte bu işin risk kısmı oluyor zaten. Ve bakınca Türkiye'de rüzgar enerjisi üreten santrallere bakınca Tatlıpınar 17. sırada yer alıyormuş. E, 108 milyon watt. Şimdi se seneye bunu 200 lira söyleniyor. Tabii ki burada mesela zaten diğer şirketler de kapasite artırımına giriyor bu arada. Mesela Galata Wind'de de neredeyse toplam olarak söylüyorum. 600'e falan çıkacak. Rüzgarda durumları ne olacak bilmiyorum. Ancak yine de bu kapasite arttırmanını arttırırsa tatlı pınar enerji ve birkaç santral yaparsa zaten arkalarında Ağoğlu var. Ve e, zaten hükümet de e, rüzgar enerjisini desteklerse tatlıpınar enerji halk arzını ben çok temiz alınır hissesi olarak yorumlarım. Yani al nasıl bunun için şey demiştim hatırlarsanız Forte ile ilgili Yaptığım videoda çok net demiştim. Arkadaşlar alın unutun hani yüzüne bakmaya bile gerek yok. Bakalım burada gelelim geçmiş haritalara bakalım. SDTR için demiştim hatırladığım kararıyla. Yani bakmayın arkadaşlar. Green Turk için keza demiştim. Evet hatta Green Turk'ü sonra Alkars ve Yatır'ın altına düştüğünde bol bol da toplamıştım ki beni üzmedi. Europower için keza öyle demiştim. Hani alıp unutmalık ve bence da alıp unutmalık. Evet 5-6 sene sonra işler yolunda gitmeyebilir. 10 sene sonra işler yolunda gitmeyebilir. Ancak zaten ufak bir pay düşecek ve bence kafa yormayanlar, ben takip etmiyorum, ne zaman satıp satamayacağımı bilemiyorum, unutuyorum diyenler için arkadaşlar tatlı pınarı al, çoluğuna çocuğuna kalsın diyeyim. Öyle bir hisse diyelim. Şimdi arkadaşlar kaç lot düşer kısmına gelmeden önce son al güzel bir kar getirdi. Bugün bile bakınca 2000-3000 lira kar geldi. Belki umarım önümüzdeki hafta da öyle gelecek ilan. E burada da ben basit bir e, kripto para molası veriyorum. Burada da çok basit bir şekilde 20 dolar ya da 10 dolar kapabildiğiniz Binance'in bir etkinliği var. 20 dolar bakınca da burada 550-600 lira gibi bir şey oluyor kripto paralarda. Çok basit arkadaşlar. Ben bunun üyelik linklerini atacağım. Binance'e üye oluyorsunuz. Referans linkini bırakacağım üye oluyorsunuz, KYC yapıyorsunuz ve aynı zamanda vadeli işlem hesabı açıyorsunuz. Zaten yukarıda vadeli işlemi basınca ya da onun da referans linkini bırakacağım. Ayrıca tıkladığınızda size referans linki soracak. Oraya da bu numarayı yazacaksınız. Ben bu bilgilerin hepsini yorum olarak da yazacağım. Açıklama kısmında yazacağım. Ve bunları yapıyorsunuz arkadaşlar size vadeli bonus veriyor. 20 dolar vadeli bonus. 600 liranız oluyor. Onunla işlem açıyorsunuz. Nasıl işlem açacağınızı bilmiyorsunuz. Gelin Telegram kanalıma sorun. Videonun altında Telegram kanalım var. Ve ettiğiniz her cebe yazıyor. Yani her halka 300 lira, 500 lira fuzuldan işte kare seramikten 1000 lira kar ederken buradan da bir 300-500 lira kar edebilirsiniz diye paylaştım. İlgilisine diyeyim. Ve biz bu halka ne kadar başvuru yapacağız arkadaşlar? Ben bu halka arıza açıkçası 2 milyon gibi bir başvuru olacağını düşünüyorum, bunu İzdemir için de söylemiştim. Bence az bir yani 25 lot, 23 lot, 22 lot gibi bir şey düşecektir. Ama garanti yatırımcılar için arkadaşlar 40 lot bir başvuru gayet yeterli olur. 35 lot bile bence gayet garanti bir yatırımdır. Olur da ikinci gün, üçüncü gün hatta dördüncü gün bozarsa piyasaya göre büyük ihtimal piyasanın o zamanki durumuna göre yine değerlendiririz, video yaparım ancak ben ekleme yaparım. Yani eklemek yapmak için de bu halka arzımızı beklerim. Güzel bir halka arz. Yatırımcısına hayırlı olsun diyeyim. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve Telegram kanalıma gelmeyi unutmayınız. Beni Twitter'dan da takip ederseniz günlük bültenler yapıyorum arkadaşlar. Ayhan Kayan 14 yazdığınızda Twitter hesabımda görebilirsiniz e, ee, bir şey var mı? Yüzde bir grup çalışanlarına verilmesi bu arada bence çok güzel. Yurt içi yurt dışına da çok güzel. Yani şu dağıtımda bence gayet ideal olmuş. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Kendinize çok çok iyi bakınız.